Şimdi efendim biliyorsunuz sizin korumalarınız bu hafta Gökhan ve Didem'e gitti. Az sonra 10 bin liralık çek ikisinden biri alacak. Evlerini koruyup koruyamayacaklarını garanti edemiyorum. Her şey bir kutuda. Yani bugün bir kişi mi gidiyor, iki kişi mi gidiyor? En son açacağımız kutu belirleyecek. Ama ondan önce yani gidip bütün bu tartışmaların ışığında adaylarımızın oy vermesinden önce korumalara geçelim. Bakalım kimleri alıyorlar karşılıklı korumaya. Çünkü bu da önemli bir gösterge. Evet Azal'cığım, kimi alıyorsun korumaya? Tabii ki de Semih. Tamam. Semih'e gidiyor Azal'ın koruması. Ayça, senin koruman kime gidecek? Aykut. Ayça'nın koruması Aykut'a gidiyor efendim. Devam edelim. Aycan. Seda'nın ben Onur'u korumaya almak istiyorum. Çünkü düzgün iletişim kurduğum bir arkadaşım, bu evde kalmasını istiyorum. Pekala. Rabia, Gökhan koruma altında zaten. Kime gidecek? Kardeşim Adnan. Vay be, bayağı bu kral kraliçelik kardeşlik seviyesine geliriz geri yani. Aynen. Tamam, Adnan. Adnan korumayı aldı ve Nazlı'ya döndük. Seninki kime gidecek Nazlı? Şahin. Oo, peki. Şahin'e gidiyor. Şahin de aldı. En azından düzgün davrandı, kibar davrandı sana yani. Böyle de düşünebiliriz. Didem kime gider? Tabii ki Adnan. Adnan'a gidiyor. Adnan'ın böylece iki koruması oluyor. Bakalım Gamze kimin adını verecek? Bu evde Şahin bana çok değer verdi, emek verdi. O vermiş olduğu emeklerin hatırına Şahin diyorum. Peki sen şu anda Şahin'e söyleyecek kimseyi bulamadığın için mi söylüyorsun? Nazlı'ya inat mı? Anlamadım. Söyleyecek başka damat adayı olmadığı için mi söylüyorsun? Var. Ben aslında... Çünkü Nazlı orada bir garip tepki verdi de dikkatimi çekti. O beni ilgilendirmiyor. Ben kalbimden geçen Gökhan ve Rabia çiftiydi. Gökhan korumada olduğu için daha sonra Şahin. Seda abla, iki hafta üst üste teşekkür etmenin mantığı ne? İki haftadır üst üste Şahin'e teşekkür etmek için koruma veriyor. Sana ne? Ne demek sana ne? Benim adayım. Sana asıl ne? Sana ne? Tapulum malın değil yani. Seni ilgilendirmiyor ya. Sevinmen lazım. Sana mı sana sordum ya? Sen misin Seda? Peki hadi korumaları mahvetmeyelim. Devam edelim. Mehtap, senin oyun kime gidecek? Adnan ve Şahin'den ikisinden birine giderse belli olacak korumayı alan. Ay. Aykut. Peki. Böylece ikinci turu dönüyoruz. Aykut, Adnan ve Şahin arasında. Ay. Evet Azal'cığım. Tabii ki de Adnan. Adnan'a gidiyor Azal'ın oyu. Devam edelim Ayça. Aykut. Aykut'a gitti. Ayça'nın oyu efendim. Adnan kardeşime veriyorum. Adnan, Ayça'nın oyuyla ikiye çıkardı korumasını. Rabia. Adnan. Rabia da Adnan dedi. Değiştirmedi. Üç oldu. Şahin. Nazlı da değiştirmiyor efendim. Şahin diyor. Şahin bir koruma aldı. Devam edelim Didem'le. Adnan. Adnan diyor Didem. Gamze. Adlit çiftine gitsin lütfen. Teşekkürler. Karar değişti. Kadındaki ani ruh değişiklikleri. Bir anda Şahin duruyor. Psikolojim bozuldu. İyilikten anlamıyorsun canım. Hayır işte zaman İyilikten zaman anlamıyorsun. Kötülük. Şimdi sen ani ruh değişikliği yapıyorsun ya kendinde, biz anlayamıyoruz onu canım. Ha ne kötülüğü gördün? Ortaya sunsana. Şaşırdım. Sana iyilikten başka ne yapmışım? Hayır şaşırdım canım. Peki. Hep böyle. Ay üstüne tutturma ya. Hep böyle oldu. Üstüne tutturma, ben hep böyleydim. Defalarca ben Adnan'a koruma verdim. Yalnız şöyle bir şey var. Az önce Adnan'a verseydim biz bu turu dönmüyor olacaktık. Aynen. İşte ona şaşırdım. Şimdi de koruma verdiğini başımıza takıyor. Benim şaşırdığım şey şu. İyilikten anlamıyorsun sen. Bak, İyilikten anlamıyorsun. Şahin ikinci turda olmasa, ikinci turda olmasa da sen Adnan'a versen şaşırma. İlk turda oy verdiği aday ikinci turdan çekildiği için mecbur yeni adaya derim. Ama şu an biz sen Adnan'a zaten oy vermiş olsaydın dönmüyorduk ki. Yani. Neyse peki. Adnan dedi. Adnan diyebilirdim demedi. Ve beş oldu. Mehtap'ın oyu bir şey değiştirmeyecek ama duymak istiyorum. Ednan. Sen de Aykut demiştin, Adnan'a mı döndün? Ama şu an tuşların arasında olabilir ama her şekilde Ednan. Evet efendim, ben çözemedim. Buyurun siz çözün. Altı oyla Adnan. Bazen öyle oluyor. Bugün korumayı damatlar evinde alan isim oluyor. Tebrik ederim Adnan. Sağ olun. Evet Aykut, kime gider koruma? Ben...
Hazal'a vermek istiyorum ya korumayı. Peki. Hazal'a gidiyor Aykut'un koruması ve devam edelim. Senin kime gidecek Onur? Ben de Aycan'la aynı düşüncedeyim. Ben de arkadaşıma vermek istiyorum Aycan. Aycan diyor Onur. Arkadaşım kelimesinin altını çizdiğinde fark ettik. Semih kime gider oyun? Hazal. Hazal. Önce başka bir şey diyeceksin sandım. Herkes nasıl bakıyor? Ben hiç öyle sanmadım vallahi. Hazal'a gitti Semih'in oyu. Gökhan. Sağma. Rabia. Rabia. Peki. Rabia'ya gidiyor Gökhan'ın da oyu. Ve devam edelim bakalım Okan'ın kime gidecek koruması? Gamze'ye. Gamze'ye verdi efendim. Okan korumasını kendine, kalbinin sesini dinleyerek. Metehan. Mehtap. Metehan Mehtap diyor. Esniyorum. Belki niye gülüyorsunuz? Ama Metehan arkadaşım diye çizer misin altını? Yeni şeyi gülerek gösteriyorum. Ben açıklama yapmak istemiyorum bu gelin adayla. Hiçbir ihtiyacın da yok. Devam edelim Şahin. Ben bu gerginliklerin geçici olmasını dilerek Hazal demek istiyorum. Hazal. Başka bir arkadaşının mutluluğu için gidiyor oyun yani. Ve devam edelim Adnan'la. Ben de gelinime vermek istiyorum. Hazal. Hazal. Çünkü zaten Didem koruma altında. Böylece Hazal'cığım sen de gelin adayları evinden koruma almış isim oldun. Bu gece elenme terleri dökmeyeceksin. Bir hafta daha bu evdesin Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, sizlerin oylarıyla Gökhan ve Didem haftanın birincileri, sizlerin birincisi. Her şeyden önce tekrar tebrik ediyoruz ve karşılıklı çekişmeli korumalarla Adnan ve Hazal da belirledikleri elenmeyecek isimler. Şimdi geldik en kritik anlara, oy anlarına. Evet, karşı evden elemek istediğin damat adayının ismini yazıp açıklamanı yapar mısın Hazal? Artistliğini başka yerde yap, bohçanı da al, git. Geldiğin günden beri amacının ne olduğunu anlayamadım. Bence boşuna burada duruyorsun. Sen burayı iki evi de karıştırmaya gelmişsin. O yüzden köstebeklik yapmanı istemiyorum. Hele ki Gamze'nin köstebekliğini yapmanı istemiyorum. Git bence bu evden. Kendi istemediğin şeyler olmayınca gerçek yüzün ortaya çıkıyor. Artık şov yapma. Bardağı taşıran son damlasın. Senin bende kredim bitti. Saf bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve şu anki seçimin o kadar yanlış ki bu sana uyarı olsun diye yazdım. Erkekler evinden gelinler evine taşıdığın laflar ve Gamze ile olan yakınlaşman, erkekler evindeki köstebekliğin artık yeter. Senin damatlar evine saygısızca davranışlarını hiç doğru bulmuyorum. Senin bu evden bir an önce gitmeni istiyorum. Evde kalma çabalarındaymışım. Kişi kendinden bilir şey canım. Hadi evine. Kapris ve tripten son derece nefret ederim. Hele ki aşık değilsem hiç çekmem, kestirir atarım. Alışkanlık vazgeçilmez bir huydur. Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Yazırım da korurum da. El alem ne derse desin. Hadi, 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 hadi.
Dünya dünya yalan dünya. Kardeşimi sana yedirtmem. Evet efendim, şimdi kutuyu sayacağız ve gitmesi istenen gelin ve damat adayı belli olacak. Peki bugün kaç kişi eğlenecek? İşte o da en son açacağımız sürpriz kutusunda. Çek kime gidecek? Acaba Gökhan'a mı, Didem'e mi? Evlerini koruyabilecekler mi? Şimdi kutuyu alıp geliyorum ve bütün bu sorularınızın yanıtı az sonra. Sen yeter ki sen kısmetse.